Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olan ve ay burcu ikizler olan sevgili takipçilerim. Evet, yeni iletişim içerisinde kurduğunuz planlar, yapmak istediğiniz kapılarla alakalı ve yeni iş başvurularınızla ilgili olumlu bir haftanın enerjisi var. Mümkün olduğu kadar enerjimizi yüksek, motivasyonumuzu verimli tutmamız lazım. Yani bu gideceğimiz işlerde olumsuz bir enerji yok. Eğer ki büyük kalabalık firmada yurt dışı bağlantılı çalışıyorsanız, iletişim konularımızla alakalı daha dikkatli maillerimiz, yazışmalarımız ve konuşmalarımız ve toplantı içerisinde dağınık enerji içerisinde olmamanız gerektiğini uyarıyorum. Çünkü ruh biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Unutmayın ki 23 Ocak'ta Venüs-Satürn kavuşumu, size ait haklar, iş konusunda masa değişiminiz, işlerinizle alakalı daha farkında olacağınız ve kendinizi ispatlayacağınız bir döngü. 25 Ocak'ta Güneş-Satürn kavuşumu, sizin büyük insanlarla oluşum içerisinde gireceğiniz işlerde hem görünürlük enerjiniz hem de sizinle ilgili olumlu enerjilere giriş yapacaksınız. Ve 27 Ocak'ta Venüs Balık Burcu'na girerken anlayışı gıt olan insanlarla arabalarınızdaki sorunları çözmüş olacaksınız. Kendinizi daha ifade. Evet, kurumsal alandan farklı bir kurumsal noktada beklediğiniz iş anlaşmanızla ilgili güzel haberler var. Karar sizin. Çünkü bu noktada da büyüyebilir. Gideceğiniz noktada da kendinizi çok daha aydınlık bir enerjiye yetebilirsiniz. Aynı şekilde küçük kurumsal bir alandaysanız, yerinizle alakalı değişimlerle ilgili zorlayıcı bir hafta. Bu hafta hiç beklemeyin. Dosyalarınız, toplantılarınız, trafikteki, dışarıdaki işlerinizle alakalı yoğunluğa girin. Şu an Şubat sonrasında küçük kurumsal bir firmadan beklenti içerisindeyseniz o tarihlerde yapmanız lazım. Devlette bağlı kurumsal noktadaysanız tamamıyla oluşumunuz sizin devlet bölümüne geçiş yapacak. Finans sektörü ya da finansla bağlantılı medya, yazılı mühendislik olabilir, yazılım firması, devletteyseniz bunlarla ilgili sizin beklediğiniz mesela ev, yani ne deriz, lojman hakkınız, lojmanla ilgili ev konularınızla ilgili de konuşma haklarınız olacak. O yüzden güzel aydınlıklarınız var. Evle ilgili sorunuz, lojman kapınız gözüküyor, bilginiz olsun. Evet, devlette farklı kurumda ve üst düzey yöneticisiniz. Şirketinizin size farklı yurt dışı bağlantıları ile ilgili sunacağı fırsatları var. Değerlendirmenizi öneriyorum. Aynı şekilde siz kendi işinizi yapıyorsanız yurt dışı ile alakalı bağlantılar kurarak yerimizi, alanımızı daha fırsatlı evreye geçireceğiz. Eğer sizsiniz ve hala iş konularımızla ilgili dardayım ve nefes alamıyorum, 3 yıldır aynı döngüdeyim, hiçbir şey değişmiyor Emine Hanım diyorsanız, evet, biraz da sizin kendi eksik noktalarınızı görmediğiniz ve egonuz bu noktada ben bu işi biliyorum, bu paraya çalışmam dediğiniz için ufak da olsa bir hareket ederek bu dengeyi kurarsanız daha başarılı noktalar elde edeceksiniz. Ortaklı işleri olan aile ortağı, yakın dost ortaklı işlerinizde ani hırsızlıklar sizi yıpratacak ve kendi içinizdeki yalanlar ortaya çıkabilir. Burada ortaklık tartışmaları biraz yıpratıcı ve gerçekten de kırıcı ve yol ayrımı içerisine girecek. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili projelerinizle ilgili beklenti içerisindesiniz sevgili ikizlerciğim. Evet, güzel fırsatlarla ilgili çağırmalarınız var. Yurt dışında beklediğiniz firmada olumlu bir diyalog var. Önce siz gideceksiniz, sonrasında hayalinizdeki insanları da yavaş yavaş kendi enerjinize çekeceksiniz diyorum. İş, mahkeme ya da ailevi mahkemelerin yoğun olacağı, kendi içinizde de mahkeme yapıyorsanız yüzleşmemiz gereken insanlar var. Artık onlarla yüzleşin. Korkacak hiçbir şey yok. Bu ara baba öfkeniz, abi öfkeniz, erkek öfkeniz çok yoğun olacak. Geçmiş konulardaki yaralarınızı iyileştiremediğiniz için onlara karşı sevgi enerjiniz daralmaya başladı. Bence gidin sımsıkı sarılın, enerjilerinizi tekrar yukarı çekebiliriz diyoruz. Ve unutmayın ki bazı şeyler fedakarlıktır. Aile fedakarlıktır. Affetmek sizin elinizde. Çalışıyorsanız çalışan evli çiftlerimiz, özellikle çalışmayan çiftlerimizle ilgili diyorum. Yani evdeyiz, eşiniz çalışıyor ama siz çalışmıyorsunuz ama eskiden çalışıyordunuz ya. Tekrar bir iş konusunda başvurunuz olumlu, hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız bu ara çocuklarınızın sağlık problemleri, aile büyüklerimizin sağlık problemi, biraz kafa dağınıklığınız olabilir. Bunları da toparlamamız gerekiyor diyorum. Bir de dijital sahada kendi markanızı, kendi işinizi kurmak isteyenler için tam zaman. Gözünüzü kırpın,
planladığınız alan neyse sayfanızı kurabilir, internet sitenizi oluşturabilir, YouTube kanalınızı açabilirsiniz. Bunlarda çok güzel başarılar var gözüküyor. Sevgili gençler, uyuz ruh haliniz, herkese biliyorum havası ve hiçbir şey yapmadığınız halde yapıyormuş gibi gözükmekten vazgeçerseniz sınavlarınızda başarı var ve ailenize artık sinir krizi yaratıyorsunuz. Biraz onları da yumuşak ve dinlemenizi, yine kendi bildiğinizi yapacaksınız ama kariyerinize zarar verebilirsiniz. Dışarı enerjinizi atıyoruz ve artık disipline girmeniz gerekiyor diyorum. İlişki konusunda yara aldığınız noktalarda tekrar sınanacaksınız. Geçmiş ilişkileriniz yoğun bir şekilde duygusal sömürü yapacak sizi ve enerjiniz tekrar denemek isteyecek. Hata yapmanızı istemiyorum. Kurtulmuşken üzerinizden yükten tam anlamıyla kurtulun. İlişkisi ciddi gibi gözüken ve hala içinizde güven probleminiz varsa o kişi sevgisiyle size güzel gelecek planları ifade edecek ve galiba 14 Şubat siz doğru ilişkinizin alyansını takabilirsiniz. Bu sinyaller şimdiden size doğru geçiyor. Evet, alışveriş evde yeni evlenmeye çalışan çiftlerimizde devamlı koltuk takımı, çocuklara bunu yapalım, kendiniz bunu yapıyorsunuz ve ekonomik olarak kredi kartlarınız, kredi limitleriniz çok yordu. Merak etmeyin, sağ salim düğün sonrası halledeceksiniz. Sadece şu an enerjiniz yeni evinize, eşinize, siz kendi ruhunuza temel yapın ki uğursuzluk olmasın diyorum. Evli çiftlerimiz arasında özellikle boşanma niyeti olan ve hala kendini doğru ifade edemeyen çiftlerimizde hane ayrımı ile ilgili Haziran ayının şimdiden konuşmasını, Haziran ayı bu konularla alakalı artık kendimizi doğru ifade edeceğiz. Aynı şekilde evliliğinde huzursuzluğu olmayan ve mutlu çiftler için çok güzel bir sevinç ve yeni bir ev planı, yeni araç planı ile ilgili ortak, kenardaki altınımız, kenardaki ufak paramızla net karar vereceğiz. Ve unutmayın ki şöyle bir evremiz var. Size ait verilen hakların hepsini en iyi şekilde alacaksınız. Duygusallıkta, evliliğimizde, yaralandığımız noktalarla ilgili kendimizi doğru toparlayacağız. Evet, bir de evlenmiş, ayrılmış olan çiftlerimizde hayırlı bir kısmet ve erkek çocuğunuz varsa onun yurt dışı planlarını desteklemeniz gerektiğini uyarıyorum. Sağlık olarak, özellikle son zamanlarda mide asitlerimiz ve bağırsak enfeksiyonlarımızla alakalı noktada sıkıntılarımız var. Bol yürüyüş ve bol enerjimizi değiştirmemiz lazım. Borç alıp verme konularında da mümkün olduğu kadar dikkatli olmanız gerekiyor efendim. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar ve ay burcu terazi olan lütfen dinlemeniz gerektiğini uyarıyorum. Yani üçünü birden dinleyin lütfen. İş hayatınız, duygusal hayatınız ve kendi benliğinizi ifade eder. Sevgili teraziler, evet, Venüs'ün artık balık burcu seyriyle birlikte duygusal romantik yönünüzün tavan yapacak ki teraziler genelde duygusallığını yansıtmazlar. Daha renkli, daha cıvıl cıvıl hareketleri vardır ve altyapınız böyle kenara itersiniz ve görünür ruhunuz daha seksidir, daha havalıdır, daha cömerttir. Ama bu ara iş konularınızda fazlasıyla yoğun olacağınız, bir sürü toplantılar, yoğun trafiğiniz içerisinde devamlı seyahat edeceğiniz, araç trafiği içerisinde kalacağınız bir hafta. Özellikle aracınızın bakımını, araç bakımlarınız gelmiş olabilir, lastiğiniz patlayabilir, durup dururken ufak tefek kazalar yapabilirsiniz. Bunu şimdiden uyarayım. Çünkü 23 Ocak'ta da Venüs-Satürn kavuşumu farkında olmadığınız ve kısıtlı hayatınızda mutluluk alarken zarar görebilirsiniz diyorum. Dedim bile. Evet, yeni işe başladıysanız hayırlı olsun ya da yeni iş kapınızla ilgili olumlu cevaplar alacaksınız ve bu da sizi çok mutlu edecek. Evet, bu ara akademik kariyer, akademik alanda öğretim üyesiyseniz ya da doktor ya da ne bileyim akademik kariyer yaptıysanız ve bu konuda başarılarınızla ilgili kitap yazmaya vaktiniz ve kendinizi bu konuda daha başarılı hissedeceğinize inanıyorum. Artık uyan ve kendi senaryonu, kendi kitabını yap. Çünkü sen çok değerli bir insansın. Özellikle doçentlik ya da profesörlük düşünceleriniz varsa bu başvurularınız Ekim ve Haziran ayı ya da Eylül ayı itibariyle bunların hepsiyle ilgili şimdiden plan yapıp başvurularınızı tamamlamış olacaksınız. Eğer devlette ve yetkili bir konumdaysanız ani iftiralara uğrayabilir, işinizle ilgili zarar görebilirsiniz. Sır ve sen vermemeniz gerektiğiniz bir noktada sizi oyunlara getirebilirler, yanlış okuyabilir, yanlış imza, sizi farklı ifadelerde kullanabilirler, zarar görmeyin. Kurumsal büyük bir firmada çalışıyorsanız
inanın uyumaya bile vaktiniz olmayacak. Kıyafet değiştirmeye, duş almaya. Yani geceniz gündüz ve evde de bilgisayar önünde devam edeceğiniz işleriniz olduğu için hem konum mertebeniz hem de ekip arkadaşlarınızla ilgili sorumluluğunuz çok fazla artacak. Bilincinizi de attığınız takdirde başarısız hiçbir şey görmüyorum. Çok yoğun bir enerji ve güzel kazanç ve ekstra prim ya da ekstra alacağımız noktalar size mutluluk yaratacak gözüküyor. Eğer doktorsanız ya da avukat ya da hakimseniz kendinize ofis gibi ya da astrolog olabilirsiniz. Ofis gibi bir yer tutmak, ortaklı tutma niyetiniz var. Sizin ortaklı anlaşmalarınızda zorluklar olacak. O yüzden tek başınıza yapın, taze ve düzenli yapın diyorum. Ama siz gerçekten renkli bir haftadasınız. Bilincinizi uyandırın diyorum. Evet, bir de aile ortaklı işimiz ya da kazancımız küçük bir alanımız varsa burada renklilikler, renk hareketleri olacak. İnsanlar gelecek, küçük atölyeler, küçük yenilikler, bunlara merakımız olacak. Yurt dışı sürpriz, ufak tefek tatil seyahatleriniz olabilir ama ailenizde yurt dışına yerleşmek isteyen kız kardeş ya da abla ya da evliyse kardeşiniz, onlar ailece gidecekler. Özellikle Avrupa ülkesiyle ilgili başvurularında ve iş başvurularında olumsuz bir durum yok diyor. Evet, bu ara kendi içinizdeki yaratmak istediğiniz farklı işlerle ilgili fırsatlarımız var. Bunlarda sorun yok. Üst düzey yöneticiler sizi beğeniyor. Tartışmaya uzak tutun. İşsizseniz ve iş beklentilerinizle ilgili başvurularınızda olumsuzluk da yok. Sadece siz nasıl bir iş istediğinizi bulamadınız ve bu ara dışarıdaki işler ve serbest bir alandaysanız da ekstra kazançlarınız var. Bu ara özellikle toprak, arazi, mesela tarım işiyle uğraşıyorsanız güzel kazanç ve toprağınızda bir bereket dönemi söz konusu olacak. Ve inanın şöyle demek istiyorum, siz farkında olmayanlar toprağınıza gelecek teklifleri görmüyor olabilirsiniz. Sakın topraklarınızı ya da oturduğunuz evi satmayın, yoksa zarar edersiniz. Çalışan evli çiftlerimiz, özellikle evsizseniz ev alma kararı içerisindesiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta şirketinizden destek alarak ve ufak krediyi tamamlayarak eviniz şimdiden güzel ve uğurlu olacak. Eğer ki eşinizle aranızda soğukluk, kırgınlık varsa yumuşama, sakin bir nokta. Boşanma fikriniz varsa da durdurma evreniz söz konusu olacak. Biraz daha huzur bulacaksınız. Eski ilişkiler, eski konularımızın yoğun, tesadüf karşılaşmalar, birbirimize tesadüf konuşmalar olsa da bu ilişkinin size bir renk vereceğine siz de inanıyorsunuz. Ama kalbiniz orada kaldığı için bir türlü kabul edemiyorsun. Ama yeni ilişkiler, yeni grup, yeni arkadaşlar, hafta sonu gideceğimiz eğlencelerde yenilikler var. Evi komple tadilat yapmak istiyorsunuz. Yatak eşyaları bile atmak istiyorsunuz. Evet, yavaş yavaş evi küçük küçük tadilat yapacaksınız. Kendi ruhunuza, kendi dizaynınıza uygun evleriniz var. Eğer ki Ege'den ev almak, yani Ege bölgesinden ev almak isteyen sevgili teraziler, bu fırsatları araştırıyorsunuz. Uygun bir noktanın kapısı olacak. Aile büyüklerinizin desteği ya da ailenizi almak istiyorsanız hayırlı ve uğurlu gözüküyor. Bu arada da evlenmeyi düşünen sevgili çiftler Şubat'a telaş attınız. Nikah'tan gideyim. Gideyim oradan evleneyim diyorsunuz. Evet, küçük aile kararlarla evlilik tarihinizi ön evreye atacaksınız. Ve ailenizin ev konusunda desteğiyle birlikte de bu planınız daha rahat etmiş olacak. Çünkü siz artık onsuz yaşamak istemiyorsunuz. Bir de 2-3 yıllık ilişkinizin adını koyamadığınız ve belirsiz giden ilişkinizin adını koyma dönemi ve karşındaki insan sizi hayatınıza ömür boyu alacak ve bu da sizi mutlu edecek. Kardeş tanışması, kuzen tanışması, kuzen yemekleri, akraba yemeklerimiz de yoğun olacak. Bu ara sevgilimiz, flörtümüz aile içerisinde yavaş yavaş dalıyor, bilginiz olsun. Onu güzel onur edin. Çünkü o çok alıngan ve kırılgan. Çünkü sende de patavatsız konuşmalar var. Karşı tarafı fazlasıyla yıpratıyorsun. Evli çiftlerde özellikle eşiniz işten çıkartılabilir. Ve uzun süredir işsizse, hala iş beklentisi varsa konularda bazı krizlerimiz olabilir ve siz bir iş bekliyor olabilirsiniz. Ev temizliğine gidebilir, yemek yapabilir. Bu tarz meraklarınız varsa özellikle bu konuda da eğitimler alarak, güzellik merkezi, tırnak bakımı, astroloji eğitimi alarak kendinizi geliştirmenizi istiyorum. Çünkü siz de bu hayatta çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz ve çok işe yarıyorsunuz. Bunu dışarı hayatta da ekstra para kazanarak hem eşimize hem evimize destek olabiliriz. Çocuklarımızla alakalı noktada bu ara bağırma evremiz, kızgınlık evremiz ve eşiniz
kendinizin ailesinin yaşattığı krizler çocuklarınıza yükleniyorsunuz. Daha sakin konuşarak onlarla enerjimizi düzeltmemiz lazım diyorum. Evet, evlenmiş ayrılmış çiftlerimizin arasında bu, hani boşanmış, ne çocuğunuz olabilir, olmayabilir. Yeni bir ilişki tanıştırması var ama sizin para konularınızı toparlayıp o döngüleri bulmanız lazım. Çok laylaylam yaptığınız 1,5 senedir artık start vermeniz lazım. Yurt dışından misafiriniz gelecek ya da şehir dışından. Bu ara bunlarla güzel seyahatler yaparak evreleri göreceğiz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken burun enfeksiyonlarımız, uyku apne problemimiz ve sinüsitlerimiz olabilir. Dikkatli olun efendim, hoşçakalın. Sevgili kovalar, yükselen kova burcu olanlar ve ay burcu kova olanlar. Evet, bu hafta sizin için böyle miskin bir hafta, kendi kafanız karışacağı bir hafta, işe gitmek istemeyebilir, insanları görme, yöneticilerin kaprislerini çekmek isteyemeyebilirsiniz. Böyle miskin miskin izin almak isteyen bazı kovalar, şimdiden izniniz hayırlı olsun. Özellikle devlet ve sağlık sektörü ve belediye sektöründe çalışan, devlet memurluğunda çalışanlar da ani izinler, ani seyahatler, biraz karmaşık, biraz ailevi sorunları çözmek için mücadele haftanız olacak. Mecburi de ailenizle birlikte gideceğiniz seyahatlerde onların yanında bulunmanız lazım. Kurumsal alana geçmek ve bu konuda fırsatlar arıyorsanız çok güzel bir yakın dostunuz, geçmiş iş dostunuz ya da yakın üniversite ya da lise arkadaşınızdan gelecek teklif sizi muhteşem mutlu edecek. O yüzden yeni işiniz için de başlangıçlar var. Uzun süredir aynı firmadaysanız firmanızın bazı eksik noktalarından rahatsızsınız ve bu noktada değişmeyecek ve siz hala yıllardır bu aynı noktadasınız. Ne koltuğunuz, ne masanız, ne yeriniz değişiyor. Artık kendinizin farkına varın. Yeni alternatif noktalar bulmaya başlayın. Şu an oluşan bir alternatif yok ama bunun için başvurularınızı yapmanız lazım. Cesaret edin. Bu kadar yetenekli insanın burada çürümemesi lazım. Ve uzun süredir yöneticinizin asistanlığını yapıyorsanız başka bir yerden gelecek teklifle birlikte hem maaşınız hem de renkli bir dünyaya geçiş yapacaksınız. Özgüveniniz artacak gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest bir alandaysanız ve bu konularla ilgili uzun süredir altyapınızı oturtamıyorsanız bu haftada böyle gerginlikler, huzursuzluklar da olsa ekstra gelecek paralar, sürpriz gelecek işler size ekstra kazanç sağlayacak, korkmanıza gerek yok diyorum. Eğer ki uzun süredir hayal ettiğiniz, sanat üzerine yapmak istediğiniz eğitiminiz ya da bu tarz meraklı olduğunuz alanlarda takı tasarımı, moda tasarımı, ne bileyim tırnak bakımı, bunlarla ilgili merakınız varsa bunlarla ufak ufak eğitim alarak kendi alanınızı ve kendi markanızı yapmak istiyorsunuz. Bunu yapın çünkü çok yetenekli ve sanatçı ruhunuz çok ön planda ve siz her insana çok rahat bir şekilde ayak uyduruyorsunuz. Bu cesaretinizi hayata alıp başarısız olarak asla sizi görmüyorum. Yeter ki kendi evrenizi toparlayın istiyorum. Çalışan evli çiftlerimiz için son zamanlarda gerçekten hani üstüme geliyor. Yani orayı topluyorum olma, işi topluyorum olma, eşimin, çocukların evresi ve eşimin iş stresi aile düzeninizi çok fazla yıpratıyor diyorsanız evet, daha devam edecek yıpranmalar var ama çocuklarınızla ilgili sevineceğiniz evreleriniz de var, unutmayın. Evet, kurumsal büyük bir firmaya geçmek istiyorsanız ve hayaliniz buysa hayırlı ve uğurlu olsun. Yurt dışı ile ilgili gideceğimiz seyahatlerde büyük anlaşmalar var. Kendinizi burada ispatlamanız lazım. Rütbeniz için, başarınız için sağlıklı. Evet, ödülünüzü yavaş yavaş hayatınızda alacaksınız ve başarı noktanız ön planda gözüküyor. Yalnız dil eğitimi almanız lazım. Farklı kurslar, farklı eğitimlerinizi de tamamlamanız lazım. Geçmişe ait ertelediğiniz eğitimlere ön sahaya koymamız lazım. Çünkü sizin gibi başarılı bir insanın ertelediği hayat olmaması lazım. Evet, duygusal anlamda biraz daha yıpranmış gibi hissetseniz de renkli bir hafta, keyifli. Özellikle akşamlar çok eğleneceğiz. İş arkadaşlarınızla sohbetleriniz var. Hafta sonunda şimdiden planlayacağımız seyahatlerimiz var. Size güzel eğlenceler diliyorum. Bu ara flörtöz ruhumuz da ön planda olacak. Çok renkli bir evrede seyahat edeceğiz. Eğlence alanlarına giderek kendi ruhumuzu ön planda tutacağız. Bu ara sizden ricam, büyüklerimizden bir kendi enerjinize dua okuyun. Para rızkınız da yoğunlaşsın diyerekten diyorum. Evet, ayrılmayı nişanlıysanız, ayrılmaktan korkuyorsanız ayrılma vakti. Çünkü ona karşı kalbiniz başka birini atmaya başladı. Burada mantıklı bir şekilde dengelemeye çalışıyorsunuz ama sağlıklı gözükmüyor.
uzun süredir mutluysanız ve evliliğin ilişkinizle alakalı gelecek planlar içerisindeyseniz, karşı tarafın size söyleyeceği şeyler sizi acayip şaşırtacak ve hiç beklenmedik sözlerde aşkı tekrar o insana karşı hissedeceksiniz. Hızlı bir evlilik kararı, hızlı sözlenme, hızlı nişanlanma kararlarımız ön planda olacak gözüküyor. Bu ara yazarlık ruhunuz, şiir, romantik ruhunuz var. Kitap yazmaya ne dersiniz sevgili kovalar? Çok yeteneklisiniz. Ailenize ait arsalarda kuzenler arası çıkacak tartışmalar var. Ve özellikle babanızın bu konuyla ilgili hep geri dönmesi sizi yıpratıyor ama babanız kendi kardeşleriyle ilgili yaşadığı sorunları size yansıtmadığı için ve onların açgözlü yönünden babanız da bıktı, siz de bıktınız ama mücadele hem sizin için hem aileniz için doğru bir süreç diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle şunu demek istiyorum sevgili takipçilerim. Eşiniz ilgisiz değil. Siz devamlı aynı şeyleri tendir gibi, pilavı gibi tekrar ettiğiniz için eşiniz koltuk formada. Aslında eskiden çok aşıktınız. İlişkiyi bir aşka çevirmemiz lazım. O sizi hala ilkin gibi seviyor. Ama ifadesi biraz farklı olabilir. Ama ona güzel yemekler yapıyorsunuz. Onun göbek yapısı biraz çıkmaya başladı. Düzeltmemiz lazım. Aile büyüklerimiz, eş ve babalarımızın göbek yapısı çıkmaya başladı. İleride kalp damar sorunları olabilir. Şimdiden çözmemiz lazım. Bu arada da özellikle estetik düşünceniz varsa burun operasyonu, saçınızda kellik varsa bunlarla ilgili randevularınız alınmış gözüküyor. Gayet sağlıklı bir operasyon geçecek. Endişe etmenize gerek yok. Çocukla ilgili fikri tedavi gören sevgili kovalara gökyüzü gayet güzel destekliyor. Korkmanıza gerek yok. Tüp bebek deneyebilir. Bunlarla ilgili enerjinizde olumsuz bir nokta yok. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara sürpriz evlilik yapacaksınız. Ailenizi şaşırtacak sevgili kovalar. Yani istediğiniz biri onun da sizi istediği ama ailelerinizin karşı durduğu biriyle ya gideceksiniz ya ani evlilik yapacaksınız. Aile şokta kalacak. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de yurt dışı ile alakalı planladığınız bir seyahat var ama onda bir aksilik var. Hatta vizeniz red görebilir, bilginiz olsun. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda ayak valizlerimiz, ayak ağrılarımız çok ön planda gözüküyor. Bunları dengelememiz lazım ki ayak ağrılarımız sıkıntı yaratmasın. Batık tırnaklarımız her gece doğru batık noktaya gitmeniz, sağlıklı bir merkeze gitmeniz lazım. Çünkü orada iltihaplar oluşmaya başladı, ayaklarımız ağrımaya başladı. Bunları çözelim. Bir de teyzenizle alakalı evlenmiş ayrılmış teyzenize kısmet. Yani evlenmiş ayrılmış kadınlarımıza kısmet var. Güzel bir yuva, güzel bir düzen enerjisi de var. Uzun süredir hastanede sağlık problemi yaşayan birinin aile sıkıntısı biraz gözyaşı gösteriyor. Ama unutmayın bir kabir ziyaret etmeye ve uzun süredir ziyaret etmekten korktuğunuz büyüklerimizi ziyaret etme vakti. Unutmayın şans enerjiniz var. Şans topu değil de milli piyango bileti alarak enerjinize iyi gelecek. Uzun süredir de size verilmesi gereken borçla ilgili de sürpriz halinize paranız gelecek. Mutlu bir hafta efendim.